Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamalan seçimlerden sonra dediği istişare toplantıları serisi bu hafta başlıyor. Toplantılarda teşkilatlarla bir araya gelinip değerlendirmelerde bulunulacak. Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi 1 Kasım'da gerçekleşen 26. dönem milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarını masaya yatıracak. Seçim sonuçlarının analiz edilip değerlendirileceği istişare toplantılarıyla birlikte parti, geleceğe yönelik yol haritası üzerinde de çalışacak. Toplantılarda seçim sürecinde kullanılan dil ve üslup olmak üzere izlenen stratejik adımlar bir bir ele alınacak. Bundan sonrasına ilişkin stratejiler üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Sonuçların ele alınıp değerlendirileceği toplantılar serisinin ilki ise Cuma günü düzenlenecek. Başkanlık Divanı'nın bir araya geleceği ilk toplantı ile birlikte istişare kurulları harekete geçirilerek sürecin işleyişi üzerinde konuşulacak. Başkanlık Divanı'nda derin analizlerin yapılacağı ve bundan sonrasına ilişkin fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi. Cuma günü düzenlenecek olan Başkanlık Divanı sonrası ise partinin il başkanları bir sonraki gün olan cumartesi bir araya gelecek. Failini bulabilmek için. Geniş katılımla düzenlenecek olan il başkanları toplantısıyla il teşkilatlarının seçim değerlendirmeleri bir bir ele alınacak. Toplantıda illerde uygulanan stratejilerin eksikleri ve artılarının ele alınmasıyla birlikte teşkilatlar genel merkeze illerle ilgili de raporlar sunacak. Pazar günü ise partinin karar merciği olarak bilinen Genel İdare Kurulu toplantısı icra edilecek. Genel İdare Kurulu üyelerinin katılacağı toplantıda ise teşkilatlardan gelen raporlar ve bilgiler derlenecek, değerlendirmeler yapılacak. Özellikle bundan sonra nasıl bir yol haritası çizilecekse o konuda görüş alışverişlerinde bulunacak, kararlar alınacak. İşlemektedir. Silah fabrikası.